Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bu videomla birlikte ufak ufak eğitim serileri yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel fırsatlar doğuyor. Kriptoya 2020-2021 yıllarında ilk kez giriş yapan kişiler bu fırsatlara erişemiyordu. Neden erişemiyordu? Çünkü çok pahalılardı ve şu an marketin böyle gerilemesiyle birlikte bu fırsatlara erken yatırım yapma şansınız olabilir. Bunların hepsi aslında bildiğiniz tabirler ve birazdan anlattığımda sizler de hak vereceksinizdir diye düşünüyorum. Hem bu vesileyle herkes katılabilir, katılmasını, hem bu vesileyle herkes katılabilir, katılmasını isterim. Kendim şahsen katılmaya başladım hepsine ve sizlerin de bu konuda bilgi sahibi olmasını istiyorum. Bu videomla birlikte bahsedeceğim şey ön satışlar ve özellikle Daw Maker'ı ele almak istiyorum. Daw Maker ön satışların yapıldığı bir platform olarak adlandırılabilir ve bu ön satışlara katılmak ücretsiz bir şekilde değil, ücretsiz olanları da var tabii ki ama fırsat fırsatları kaçırmamak için elinizde DAO Maker'ın kendisine ait coin'i olan DAO tutmanız gerekiyor. Ve bu DAO'nun fiyatı geçtiğimiz boğa sezonunda 8 dolarlara kadar çıktı. Fakat ortalamasını 3-4 dolarlar olarak alırsak geçtiğimiz dönemde minimum 2000 DAO elinize tutmanız gerekiyordu. Ve bunun takribi karşılığı 6-7 bin dolarlara denk geliyordu. Ve kripto para marketine ilk kez girecek bir kişinin 7 bin dolarlık bir sermayesini bir kripto parayı kitlemesi özellikle de bilmiyorken imkansızdı. Ve açıkçası o dönemde kitlediyse şu an onun fiyatı 1.5'lara düştü. Bir nevi bilinçsiz bir şekilde yatırım yapmış olsa dahi büyük bir zararın içerisinde olacaktı. Fakat gel görelim ki hem DAO'nun fiyatı 1.5'lara düştü. Hem de minimum 2000 DAO stakeleme sınırı geriledi 250 DAO'lara düştü. Ve şu an bu fırsatı 500-600 dolarlardan başlayan fiyatlarla e, elde edebiliyoruz, katılabiliyoruz. Şimdi ekranımı paylaşayım ve DAO Maker'a nasıl üye olunur, DAO nasıl alınır, nasıl stake edilir bilmemiz gereken kavramlar nelerdir bunlardan bahsedeyim. Ve bu video akabinde gelen videolarda ön satışlara nasıl katılınır, vestingler nedir, nelere dikkat etmeliyiz, neleri takip etmeliyiz bunların hepsinden bahsetmek istiyorum. Hız kesmeden ekranımı paylaşıyorum. Evet ilk olarak dowmaker.com web sitesine girdim. Sizlerin de karşısında böyle bir sayfa çıkacak. Henüz bir giriş yapmadım, üye olmadım, bir şey yapmadım. Sizin ilk olarak buraya girdikten sonra ki bunun açıklama kısmında linki var. Fake siteler olabilir bu yüzden dowmaker.com'a gitmenizi manuel olarak tavsiye ediyorum. Açıklamalar kısmında da güvenilir linki bırakacağım sizlerle. Siteye giriş yaptıktan sonra yapmamız gereken ilk şey sign up butonuna tıklayarak burada görmüş olduğunuz gibi bir üyelik oluşturmak. Benim zaten bir üyeliğim var fakat sizin burada üyelik oluşturmak için mail adresinizi ve şifrenizi girerek yeni bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Burada Twitter ve Google'la da üyelik oluşturabileceğinize dair butonlar var fakat ben tavsiye etmiyorum çünkü her zaman bilgisayar başında olmayabiliriz. Telefonumuzdan bu ön satışlara da katılabileceğimiz zamanlar olacak ve cüzdanımızı bağlayabilmek için MetaMask tarzı bir uygulamanın tarayıcısından girmemiz gerekiyor. Bu sitelere ve oradan Twitter'la login olmak veya Google'la login olmak çok da konforlu ve basit, rahat işlemler değil. Bu yüzden bir kullanıcı adı ve şifre seçerek bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Hemen bunun akabinde ben de kendi hesabıma giriyorum ve gördüğünüz gibi hesabıma giriş yapmış bulunuyorum. Hemen account kısmının yanında bulunan Connect Wallet kısmına basarak cüzdanımızı Daum'a bağlamamız gerekiyor. Burada bağlayabileceğimiz farklı alternatifler var. Wallet Connect'inden Coinbase'ine, Trust Wallet'tan MetaMask'ine farklı farklı cüzdan uygulamaları var. Hepimiz MetaMask'i kullanıyoruz, biliyoruz. Eğer MetaMask'in nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız hemen YouTube kanalıma gidip üst bardaki arama kısmına Metamask yazarak benim Metamask ile ilgili çektiğim videoları görebilirsiniz. Nasıl kullanılacağına detaylı bir şekilde hem kurulumundan hem kullanımına hem güvene almasını her şeyini anlattığım videolar var. Metamask'i kullanacağımızı baz alıyorum. İster telefonunuzda ister bilgisayarınızda fakat telefonla ilgili bölümleri de çekeceğim. Şu an bilgisayarı baz alalım. Hemen Metamask cüzdanımızla bağlıyoruz. sizde burada ilk defa imza vermeniz gerekebilir fakat sonrasında cüzdanımızı bağlamış oluyoruz. Şimdi bu videoda ele almak istediğim şey öncelikle terimler. Bilmemiz gereken terimler. Önce öncelikle DAO terimi, demin de bahsettiğim gibi DAO Maker platformuna ait bir kripto para. CoinMarketCap üzerinden baktığımızda 1.70 dolardan işlem görüyor. Bütün grafiğine baktığımızda 7 dolarlar, 8 dolarlar, 6 dolarlar, 5 dolarlar havada uçuşuyordu zamanında. Fakat şu an 1.7 dolarlarda ve hatta birkaç ay önce alacak olsaydık, daha doğrusu ben birkaç ay önce de alacak olsaydım 0.8 yani yarı fiyatına alabilecek durumdaydım. Fakat ben yeni yeni keşfetmeye başladım. 1.5 dolarlardan beri almayacaktım devam ediyorum. Elimdeki sayıyı arttırabildiğim kadar arttıracağım. Çünkü onu da anlatacağım. Tier list için bunu yapmamız gerekiyor. Şu an dediğim gibi ucuz fakat direkt bodozlama dalmak tamamen sizin kararınız. Çünkü bodozlama dalan çok fazla insan var. Yeni projeler geliyor. Ön satışlar geliyor. Kaçırmamak için insanlar hemen alıyor. Tekrardan birli dolarlara gelir mi bilmiyorum ama ben bir dolarların altına sarkmasıyla artık çok yüklü miktarlarda girmeyi düşünüyorum. Kendi açımdan kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Çünkü dediğim gibi gelmeyebilir de bir dolarların o yüzden her coin'de olduğu gibi kademeli almak çok önemli. Elimizde DAO olması gerekiyor ve bu DAO'ları platform üzerinde stake'e bırakmamız gerekiyor. Yani kitlememiz gerekiyor. Bu kitlemeye göre, kitlediğimiz DAO miktarına göre de bizleri belli bir sıralandırmaya, belli bir rütbelendirmeye koyuyor. Medium üzerinde bulduğum bir makale ki bu makaleyi her yerde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tier 0'dan yani 0. seviyeden 6. seviyeye kadar farklı farklı seviyeler var. 250 DAO ile 1999 DAO arasında bir DAO stake ediyorsanız tier 0'sınız. Herhangi bir bonusu yok ve en düşük kademe ki bu kademede yeni gelmiş bir kademe. Daha öncesinde bu kademe yoktu. Direkt tier 1 2000 DAO'dan başlıyordu. DAO'yu da 3-4 dolar baz alırsak 6-7 bin 8 bin dolarlardan başlayan bir sermaye gerekiyordu. Şu an için 250 DAO yani hemen CoinMarketCap üzerinden bakalım. 425 dolarlık bir alım yaparak ve bunu stake'e bırakarak bonus satışlara katılma fırsatını elde edebiliyoruz. 2000 DAO ile 4000 DAO arasında tutanlar tier 1, 4000 ile 10000 arasında tutanlar tier 2, 10000 ile 25000 arasında tutanlar tier 4, 25 ile 50000 arasında tutanlara tier 4 ve diye diye 100000 daha o tutanları tier 6'ya koyuyor. Nedir bunların önemi? Tier seviyeniz ne kadar yüksekse ön projelerden alım hakkınız o kadar fazla oluyor. Yani bir ön satışta tier 0 örnek veriyorum 20 dolarlık bir alım yapabilirken tier 6 belki 2000 belki 3000 dolarlık alım yapabiliyor. Bunları geçmiş projeleri baz alarak araştırabilir ve ortalama ne kadarlık alım yapabileceğimizi öğrenebiliriz. Fakat benim nacizane fikrim eğer kayda değer bir alım yapmak istiyorsak çünkü bunların vesting süreleri var. Yani ön satıştan aldığınız an bütün tokenler cebinize gelmiyor. Bunların belli bir miktarı kalanı aylık olarak birkaç ay şeklinde dağıtılıyor. Eğer kayda değer bir kazanç sağlamak istiyorsak bunu ciddi bir kazancı dönüştürmek istiyorsak en az tier 2 olmamız gerekiyor en az seviyede. Fakat dediğim gibi tecrübe etmek 10 dolarlık 20 dolarlık tokenler alırsınız ve bunlar 100x 200x yapar ve olur 10 dolarınız 2000-3000 dolar. O yüzden tier 0 kesinlikle kötü bir şey değil. Başlangıç için çok çok güzel bir seviye hatta. Elinize tuttuğunuz, tuttuğunuz DAO'ya göre bir tier sınıfına dair oluyorsunuz ve ona göre bir alım tutarı belirletebiliyor sizlere. Ayrıca tier 1 ve üzeri garantili alım hakkına sahip oluyor. Tier 0'da garantili alım hakkı var mı bilmiyorum fakat bu videoyu editlerken buraya yazıyor olurum garantili mi garantisiz mi diye. DAO almamız gerekiyor. DAO'da şu an Binance gibi borsalarda yok. En güvenilir borsalardan biri olan G Gate.io borsasında var ve şu anda 1.69 seviyelerinden işlem görüyor. Satın almak isterseniz kullanabilirsiniz. Komisyon indirimi kullanmak istiyorsanız bir Gate.io hesabınız yoksa onu da açıklama kısmında sizlere linkini bırakacağım ve komisyon indirimli link alabileceksiniz. Ödediğiniz komisyonda %50 indirim kazanabileceksiniz yani. Almak için platformumuz hazır. Almamız gereken minimum meblalar hazır ve platforma geldik. Bunu nasıl stake edeceğimizi bir sonraki videoda anlatacağım. Bahsetmek istediğim bir diğer terim hemen Launchpad kısmına gir Burada farklı farklı projelerin ön satışlarının ne olduğunu görüyoruz. Ne zaman başlayacaklar, ne kadarlık toplama hedefleri var, ne zaman bitecek her şeyi görebiliyoruz. Fakat bunların üzerinde gördüğünüz gibi bazı terimler var. Projenin neyle alakalı olduğu örnek veriyorum NFT game buraya geliyoruz. AI, yapay zeka teknolojisi buraya geliyoruz. Alt ile alakalı bir proje gibi gibi. Bunların hemen yanında da private SEO ve public SEO olarak iki farklı ön satış var. Community SEO da var fakat şu an bu bizi ilgilendirmiyor. İleride ondan da bahsederim. İki farklı ele alacağım yapacağımız SEO çeşidi var. Private ve Public. Public'e katılmak için bir DAO site eklemenize gerek yok. Bunun yerine DAO Maker'a bağladığınız bu cüzdanınızda bütün ağlar dahil olmak üzere Polygon ağından Avax ağına, Binance Smart Chain ağından Ethereum ağına bütün ağlarda toplam minimum 500 dolarlık varlık bulundurmanız gerekiyor. Minimum 500 dolarlık varlık bulundurduğunuz zaman bu Public SEO'lara katılma imkanı bulabiliyorsunuz. Garantili bir alım hakkı yok. Tamamen kura sistemiyle girebiliyorsunuz. Ve elinizde minimum 3500 ama 3000 4000 tutuyorsanız burada kazanma ihtimaliniz daha da artıyor. Yani bulundurduğunuz meblağa göre bot olmadığınızı kanıtlayıp gerçek bir kullanıcı olduğunuzu ne kadar güzel kanıtlarsanız o kadar fazla alım yapabiliyorsunuz. Bu kura işi gelelim bir de private SEO'lara. olarak. Demin de bahsettiğim DAO stakeleyenlerin katılabileceği bir platform. Private SEO veya DAO SEO olarak da geçiyor. Elinize tuttuğunuz ve stake'e bıraktığınız DAO miktarıyla sınıflandırıldığınız tier'e göre girebildiğiniz kısım burası. Ve elinizde hem DAO stake ediyorsanız hem de 500 dolarlık minimum bir varlık varsa ikisine de katılıp şansınızı da arttırabiliyorsunuz bu arada. Bilmemiz gereken en önemli kavramlar bunlar. Bu video içerisinde bahsetmek istediğim de bunlardı. Bir sonraki videomda DAO alıp nasıl stake ettiğimizden bahsedeceğim. Nasıl alım yapılacağından bahsedeceğim. Alım yaptıktan sonra vesting süreleriyle alakalı bilgilendirmeler yapacağım ve 3-4 videoda DAO DAO Maker'ı A'dan Z'ye sizlerle paylaşmak, sizlere göstermek istiyorum. Ee, dediğim gibi daha öncesindeki süreçlerde 7-8 bin dolarlara giriş yapabildiğimiz DAO Maker ön satış platformu. Onu da kripto renk üzerinden inceleyelim. Şu ana kadar yapılmış bütün ön satışlar burada listelenmiş halde. Daha önce yapılmış bütün ön satışlar burada listelenmiş halde. All Time High Roy'larını sınıflandırdığım zaman 366x yapmış projeler var. 300x yapmış projeler var. 200x yapmış, 100x yapmış, 70, 80, 60 en düşüklere geldiğimde bile 20, 25, 30x'ler, 4, 5x'ler sürekli bir kar sağlamış projeler var. Böyle bir platformun içerisinde 7-8 bin dolarla giriş yapabiliyorken şu an minimum 250 DAO yani 425 dolarla giriş yapabiliyor olmak e, çok çok güzel. Denemek isterseniz dediğim gibi açıklama kısmına hem GTO linkini bırakıyorum indirimli alabilmek için hem de DAO Maker üyelik linkini bırakıyorum. Üye olabilmeniz ve KYC doğrulamanızı yapabilmeniz için. Hesabınızı oluşturduktan sonra ondan da bahsedeyim. Account kısmından KYC kısmına gelip burada sizlere verilen kimlik doğrulaması işlemini yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında alım satımlara başlayabileceksiniz sizde. Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum. DaoMaker ile ilgili başka sorularınız veya bunun tarzı platformlarla ilgili sorularınız varsa veya yapamadığınız herhangi bir şey varsa, fikir ve önerileriniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.